Başkan Barack Obama bütçe planını açıklarken harcamaların kısıldığı bir dönemde bile Amerikan ekonomisinin canlanacağına inandığını söyledi. We've got to do everything in our power to keep this recovery on track. Ekonomik canlanmayı sürdürmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bütçe açıklarını da kapatmamız gerekiyor. Kongre bütçe planımı kabul ederse, sağladığımız tasarruf sayesinde 2022 yılı itibariyle bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltabiliriz. Başkanın 3 trilyon 800 milyar dolarlık bütçe planı altyapı ve eğitime daha fazla yatırım yapılmasını, savunma ve diğer bazı alanlarda ise kesintileri öngörüyor. Obama, Afganistan ve Irak'tan askerlerin çekilmesiyle savunma bütçesinde ciddi bir tasarruf sağlanacağını düşünüyor. Obama, harcamaların kısıtlanması gerektiğini ancak bu konuya çok dikkatli yaklaşılmasının şart olduğunu söyledi. We can't just cut. Ekonomik büyümeyi durduracak kesintiler yapmamalıyız. İhtiyaç duymadığımız şeyleri kesebiliriz. Ama ihtiyaç duyduğumuz şeyler içinde herkesin eşit derecede katkıda bulunması gerekir. Obama zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve şirketlere verilen bazı vergi teşviklerinin kaldırılmasını istiyor. Başkanın yıllık harcamalar için öngördüğü bütçe planı Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde eleştirildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, Obama'nın daha fazla vergi ve muhasebe oyunlarıyla ekonomiyi daha da kötüleştireceğini iddia etti. Senato'daki Cumhuriyetçiler de aynı görüşte. Cumhuriyetçi Senatör John Barrasso'ya göre bütçe rakamları yanıltıcı. Başkan Obama bir yandan bütçe açığını gelecek 10 yılda 4 trilyon dolar azaltacağını söylerken bir yandan da borçlara 11 trilyon dolar daha ekliyor. Anketlere göre Amerikalıların çoğu zenginlerden daha fazla vergi alınmasından yana. Yine çoğunluk genelde harcamalarda kesinti istiyor ancak kendilerini etkileyecek bir kesintiye destek vermiyor. Sosyal güvenlik harcamalarında kesinti olmasını istemem. Savunma bütçesi azaltılabilir. Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin kendi bütçe önerilerini de yakında açıklaması bekleniyor. Geçen yıl demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden Amerikan hükümeti kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.